Nedir son dakika? E, Fulya Kalfa akşam saatlerinde yayında da bahsetmiştim. Özellikle İsrail'de son e, dakika sıcak gelişmesi olarak altı e, 6 rehinenin, altı 6, e, bir cansız bedenin aslında rehin demeyelim gaz e, Gazze şeridi içerisinde bulunduğu ifade edildi. Bunların rehine olup olamayacağını araştırıyoruz diye savunma bakanı Yoav Galant açıklama yaptı e, ve onun açıklamasının ardından da İsrail ordu yetkilileri aynı açıklamayı yaptı. 6 tane cansız beden Gazze şeridi içerisinde bulduk. Bunların rehine olup olmadıklarını araştırıyoruz dedi e, ve bu konuda da özellikle e, açıklamalarda öz, rehinelerle alakalı bir durum olup olmadığını kimliklerini araştırmaya çalışıyoruz ifadesini e, söylediler. Geçtiğimiz günlerde de altı tane özellikle e, bu şekilde rehinelerin cansız bedenleri bulunmuştu. ...ve ardından açıklama yapılmıştı. Şimdi bir kez daha altı cansız beden gazze şeridi içerisinde bulundu. E, bu kimliklerini açıklayacağımız kişilerin kim olduğunu bilmiyoruz. Savunma Bakanı Yoav Galant bekleyişe devam edin. E, bilgi kirliliğine inanmayın. Onların rehine olup olmadığını bilmiyoruz ama... ...rehineleri şu anda özellikle tüm çevrede arayışımız devam ediyor... 6 kişinin kimlikleri tespit edildiğinde açıklamamızı yapacağız. Bilgisi son sıcak gelişme. Gazze şeridi içerisinde bu 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Ama İsrail'de yapılan açıklamalarda yayınlara yansıyan son dakikalarda 6 kişinin rehine olabileceği değerlendiriliyor. Eğer olursa İsrail'de sokaklara yansıması çok ama çok daha farklı olacak. Çünkü bu konuda çok hassaslar Rehinelerin sayısı 108 kişi olduğunu biliyorduk ve bu sayıyı giderek düşecek. E, bunu da açıkçası İsrail'de büyük ayaklanmaların olmaması için e, bu şekilde e, siyasi otorite açıklama yapıyor. Bu arada şu notu da düşerim istersen sevgili Fulya. E, sadece e, Gazze şeridinde değil, sadece Batı şeriada değil, sadece Güney Lübnan'da değil ve sair bölgelerde değil. E, Başka ülkelerin vatandaşlarını başta Filistin olmak üzere katleden İsrail e, terör devleti e, kendi vatandaşlarını an itibariyle e, katlettiğini bir anlamda kabul etmiş oluyor. Neden? 6 e, rehineyi öldüren e, Hamas değil. Evet. O bir, ee, çok Bir daha tekrar et. Ben de teyiden söylüyorum. Öldüren, bu öldürülen rehineleri öldürenler Hamas değil. He, Bakın. Şimdi oraya geleceğim. Heh, bu İsrail, çok önemli. İsrail bir terör uygulama hevesi peşine düşüp Gazze'yi dümdüz etmek adına ve Netanyahu sırf siyasi geleceğini uzatmak adına böyle bir şeyin peşine düşüp rehine takası anlaşmasını iptal etmeden önce biz Hamas'a ayrılmadan önce boyunlarına sarılan ve gayet sağlıklı ilacını gününden gününe almış... Efendim Hüseyin, etini, sebzesini, suyunu, içeceğini gün gün e, hijyenik bakımlarını gün gün yapılmış rehinelerin e, çok sağlıklı bir şekilde ve teşekkür ederek Hamas e, güçlerine, kuvvetlerine teşekkür ederek bölgeden ayrıldığına şahit olmuştuk. E, dolayısıyla bu insanlar hakkında şimdi bir tezirat başlatılacak. Ha, i̇şte 6 kişi Gazze Şeridi'nde ama, ama bulundu şey, falan. Şunu bu şöyle, şöyle kişileri açık açık Öldüren bugüne Heh, kadar 40 öldüren. bin sivili katleden İsrail. İsrail terör devleti. Evet. Diyeceksiniz nasıl evet. öldürüyor? Efendim bu hava bombardımanında yaptığı karadan atışlar esnasında kendi adamlarını İsrail vuruyor yani. Bakın ve öldürmekten çekinmiyor. Var mı eksik bir şey? Hani yok tam, yok, tam olarak şey, ağzına sağlık. Ee, bir de bu neydi? Hanibal protokolü var bunlar. Evet. evet. Yani evet. E, devletin güvenliği kendi tırnak içerisinde söylüyorum. Devletin güvenliği riske girdiğinde kendi vatandaşlarını da öldürme hakları var. Tabii tabii tabii. Yani bu kapsamda değerlendiriyor İsrail Siyonist yönetimi şu anki rehinelerin durumunu. O yüzden kurtarmaya Ama çalışmıyor. Canım, zihnim beni yanıltıyor, yanıltıyorsa lütfen düzeltin. Gazze Şeridi'nin hemen yanında evet, o evet. festivali evet. düzenleyen sivilleri hani helikopterle i̇ki tane Ateş helikopteri kendi adamları Ateş öldürdü. açıp öldüren evet, de onlardı. Gençleri yine. öldüren İsrail iki tane, iki tane e, İsrail ordusuna Apache helikopteri. Apache helikopteri. Evet. Dolayısıyla tablo çok net ortada. Evet, yani burada hani tekrar altını çizerek söylüyorum. Hamas'ın böyle bir niyeti yok. Rehineleri öldürmek gibi bir niyeti o asla olmadı. Bu öldürülenler de Ulyah. İsrail hava saldırılarında, dronlu saldırılarda öl öldürülen e, İsrail İsrailli rehineler olduğu düşünülüyor. Şimdi zaten rehine ailelerinin de en büyük korkusu hep İsrail askerlerinin uyguladığı şiddetti. E, Hamas Hamas'ın değil de İsrailli askerlerin baskınlarında rehinelerin öldürüleceğinden korkuyorlardı. Efendim İsmet Bey buyurun. Ya Emrah'a bir şey sorabilir miyim? Daha önceki altı kişinin cesedini Hamas biz bıraktık demişti. Acaba bu altı kişiyi de Hamas bırakmış olabilir mi oraya? Ö yani o cenazeleri. Yani İsrail öldürür onları oraya, onlar bırak bırakmış olabilirler mi acaba? Böyle bir bilgi var mı acaba? İs ya, İsmet Bey, e ben de takip ettim, özellikle açıklamalara baktım ama Hamas kanadından. Ee, bu kişilerle ilgili bir açıklama yok. Ee, kim oldukları belli değil, nasıl oldukları belli değil. Yani bir, karan, bir karanlık bir şey devam ediyor. Orada İsrail e, devleti, hükümeti e, birilerinin öldüğünü iddia ediyor, öldürüldüğünü iddia ediyor. Kim öldürdü, nasıl öldürüyorlar? Buna dair açıklama yok. O geride bıraktığımız zaman dilimindeki hayatını kaybedenlerle ilgili de hani biz öldürdük açıklaması gelmemişti. Burada İsrail ordusu halka bir açıklama yapamadı, cesetlerini getirdik dedi, bunun üzerinden bir propaganda yaptı ama kim tarafından öldürüldüğü belli değil. Şu anda 6 kişinin de kim tarafından eğer rehine ise öldürüldüğü belli değil. Yani açıkçası bu kişiler üzerinden mi bir süreç yürütülüyor, akıllara bu soru işareti geliyor. Burada özellikle devam eden barış görüşmelerini tehlikeye atmak için mi yapılıyor? Açıkçası süreci böyle de okumak e, gerekebilir. E, neresinden bakarsanız mesela devam eden bir görüşme var. Hamas e, bir açıklama yapmış değil. Öldür, öldürdük demiyor. Böyle bir açıklamayı göremedik. E, ama bu İsrail tarafındaysa e, 6 kişiye daha ulaştık. Kim olduklarını araştırıyoruz diyorlar. E, nasıl öldürdüklerine dair bir bilgi henüz şu an için yok. Hamas kanadından da bir açıklama yok. Peki başka bir sorusu olan var mı? Üç kadın üç erkek olduğu söyleniyor e, sevgili arkadaşımız. yani e, Doğru. Emrah, bilmiyorum elindeki bilgi o şekilde ama üç kadın üç erkek e, şeklinde ifade ediliyor. Doğru tabi. Ama doğru, doğru. şey evet, bu şekilde. E, ya hocam bu yani adli tıp bunu siha tabii. füzesiyle mi parçalanmış? Tabii çok, evet. Efendim Geç söyleyeyim, yolu keleşle yolu mi bulur. vurulup öldürülmüş, bulur, kafasına evet. mı? E, Duyuyor, bakın şey, ölü, ölüm şekilleri. Yani bunu nasıl olduğunu Çok normal. şey çok. Post çok... incelemelerde ortaya çıkan. Olan bir süreç yani. Tabii tabii. Değil tabii, mi? Tabii. Yani İsrail'in bunu açıklamaması yahut belgeleri dayandırmaması, şunu gösteriyor: Biz jet bombalarıyla bombaladık. Ya hatta şöyle bir yani. şey var, yani muhtemelen bunu Hamas bırakmıştır. Yani çünkü e, Hamas'ın bunları sakladığı yerleri gelip İsrail vuruyor. Adamlar öldü, rehineler öldü, vurdu, hava kuvvetleri vurdu, öldü ne yapacak? Bunları alıp götürüp bir yere bırakıyor, haber veriyor. Diyor gelin cenazelerinizi alın. Ama bunu yapmadan önce de fotoğraflarını çekiyor. Evet. Hmm. Yani nasıl olduğunu, zaten o fotoğraflardan nasıl öldüğü rahatlıkla anlaşılır. Hani o postmortem otopsi sonrası... Öl ölüye bile saygı var. Ölüm, yani. Diğer tarafta şey var. senin yaralını... Ambulansa bindirmene bile müsaade etmeyen, evet. e, şehidinin naaşını almana müsaade etmeyen yani burada, bir gözü evet. dönmüş bir yapı Bak, var. O yüzden Onun için mesela batık İsrail... Batı kaynaklarına güven e, evet. güvenilmemesi gerekiyor. zaten mi? altını çizmek lazım. Çünkü bu bilgilerin hiçbiri biri evet. İsrail şeyde yok. yani iddia ederse ya işte Hamas öldürmüş, Hamas da Fotoğraf fotoğraflarını fotoğrafya fotoğrafya koyar ortaya, evet. tamam mı? Koyar ortaya cep telefonunda çekilmesi bile yeterli ne hangi şartlarda nasıl öldürür? Hamas delimi yani. öldürsün. Rehine almış. Onlar onun elinde evet, bir evet, kuvvet. Evet. Yani öldürmez yani. Hamas öldürmez. Ya, zaten Hamas'ın bu şu an rehineleri öldürme akla öldürmez. mantığa aykırı bir durum. Ya zaten İsrail'in kendi e, kabinesinde aykırı. bakanlar arasında bile çok ciddi bir tartışma yok mu? Aşırı dinci değil de benim faşist dediğim bakanlar evet. özellikle onlar şunu söylemiyorlar mı? E, rehineler mi, İsrail'in güvenliği mi? Philadelphia koridoru ve en sonunda da e, savunma bakanı ne dedi? E, aynı şekilde genelkurmay başkanı ne dedi ve diğer generaller ne dedi? Netanyahu Philadelphia koridorunu ateşkes görüşmelerin görüşmelerinin ve rehinelerin durumunun önünde tutuyor. Dolayısıyla bir Philadelphia koridorunu bile ki oranın İsrail'e ne sağlayıp ne sağlamayacağı meçhul. Çok da büyük bir faydası yok ama o koridor için bile rehineleri gözden çıkarmış bir adam var. Bunu biz söylemiyoruz. Kendi bakanları söylüyor. Kendi siyasileri, kendi generalleri Orada inşaat, söylüyor. Inşaat, yani çalışmalar başlamış Philadelphia koridoru ile ilgili. Yol yapım çalışmalarına ilişkin videolar var. Yani aslında şu saatten sonra ateş kesten bölgesel istikrardan falan bahsetmek için zannediyorum yani çok artık geç müttefik ateşkes falan onların hepsi iptal oldu. Yani yok evet. öyle bir şey. Netanyahu ondan yana da değil. Her defasında Mısır'da masayı terk eden biz olmayacağız. Bizi masadan kalkmaya itiyorlar diye yaptığı anlaşmalar, kata açıklamalar, Katar'ın çekilmesi özellikle Heniye cinayetinden sonra dolayısıyla bu masa zaten dağılmıştı. Bu masadan hiçbir şey olmayacaktı. Ee, İsrail göz göre göre kendi rehineleri bir an önce birer birer ölsünler, ortada rehine kalmasın, Ama, o da topyekun bir saldırıya geçsin. Bakın şöyle de bir şey var, askeri gerçeklik açısından baktığınızda, ee, bu savaş sürdüğü müddetçe rehineler hiç bitmez efendim. Yani ne olur? Oraya giren diğer askerleri esir alırlar. Ya gider ertesi gün gene esir alırlar. Yani dikkat edin bu sayı hiçbir zaman 26 Ama şimdi altına emran düşmez. verdiği bu son dakika gelişmesinin akıbeti de aslında pek çok dengeyi değiştirebilecek bir Kesinlikle. Öyle Yani değil mi? bu yani işin neleri değiştirebilir? Ne olursa olsun siyasal dengeleri. Yani bu olay cumartesi eylemlerinden çıkıp daha toplumsal evet. bir hale dönüşebilir mi? Eylemlerine sosyal iç, e, sosyal şiddet içerikli e, sosyal kolektif eylemlere dönüşebilir. Yani ben bugün bu gece onun sinyallerini gördüm.